Merhaba, Ustura programına hoş geldiniz. Bu programda bir değişiklik oldu. Daha önce Yücel Özdemir'le yapacaktık, onu duyurmuştuk. Maalesef Yücel arkadaşımız dün çok yakın bir arkadaşını kaybetti. Hem de yanında Bahri Gülşen arkadaşımızı kaybettik. 50 yaşında genç. O yüzden Avrupa seçimlerini konuşacaktık. Avrupa sanırım Mayıs'ta olacak ama ileriki zamanda onu tekrar konuşacağız. Bugün konuğum Hüseyin Narlı. Merhaba, hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Evet, daha çok seçimleri ve Türkiye nüfusunun ne kadar olduğunu konuşacağız esasında. Çünkü Hüseyin Narlı, bana öyle geliyor ki bu seçimde seçmen sayısı Türkiye nüfusunu geçecek. Öyle gözüküyor. Şimdi önce seçimlere nasıl bakıyorsun onu bir alalım, sonra seçim hilelerini ve seçim istifalarını, sadece bir partide değil yani neredeyse HDP dışındaki her partide bir seçim istifası var. Çok komik bir şekilde gidiyor. Bunları konuşalım. Evet. Şimdi aslında 7 Haziran'dan sonra bütün seçimlerde bir şekilde bir güven kuşkusu oluştu. Yani seçimlerin gerçek rakamları yansıtmadı. Yüksek Seçim Kurulu ya bir şekilde inisiyatifsiz bırakıldı ya da organize edildi ya da sonuçları kabul etmeye zorlandı. Gelen makul itirazlar bile reddedildi. Bütün yani 7 Haziran'dan sonraki bütün seçimlerde şöyle bir ne olursa olsun sonunda mevcut iktidarın iktidarda kalmasını sağlayacak bir sonucun elde edilmesi için uğraşıldı. Oysa bunlar 7 Haziran'da aslında kaybetmişlerdi. Hı hı. Şeyden de tek başına hükümet de kuramıyordu. Koalisyonlarını kurmak zorundaydı. Sonra işte bu Cumhurbaşkanlığı sistemi ve iki kanatlı bir yapıyla o tam balık sırtı durumda 49-50 gibi. Burada da her zaman bir şekilde bir seçim fazlasını yaratıp kendinden yana, yoksa da yaratıp ya da ortamı ona göre ayarlayıp seçimleri kazanmak şeklinde oldu. Şimdi bu seçimlerin öbürlerinden bir farkı yok. Yani aynı bu seçimi de iktidar bloku MHP'nin de desteğiyle kazanmak dışında bir alternatifi bırakmak istemiyor. Şimdi 7 Haziran seçimlerindeki temel taş AKP'nin hükümetten düşmesi miydi? Yani iktidarı kaybetmesi miydi? Yoksa Kürtlerin ve sosyalistlerin 80 milletvekili çıkartıp işte bir sonraki seçimde mesela bu 120'ye çıkarsa ve ya da koalisyon ortağı olursa, koalisyon ortağı olunca Milli Güvenlik Kurulu'na girme olasılığı olursa, bir Kürdün ya da bir sosyalistin, sanki bu facia gibi geldi ve Milli Güvenlik Kurulu bütün her şeyi alt üst etti ve Erdoğan ondan sonra iktidarı bıraktı. Yani yönetim bıraktı diyebilir miyiz? Şimdi bu aslında tabii ikinci alternatif. Asıl dinamiği oluşturan o. Yani Türkiye 7 Haziran seçimleriyle öncesinde de belliydi açıkçası. Kaybettiği bütün toplumsal, siyasal dengelerini yeniden bulmaya başladı. Kaybetti umudunu, geleceğe yönelik umutlarını yeniden bulmaya başladı. Bunu Doğu'yla Batı'nın ittifakında bir sefer yaptı. Ama sadece bununla sınırlamak doğru değil. Türkiye'den bütün demokrasiden, Türkiye'de çok büyük bir demokrasi potansiyeli var. Yani demokratik bir potansiyel var. Büyük şehirlerde ve sahillerde
Ayrıca da Türkiye'nin diğer taraflarına ve de Kürdistan'da son 30-40 senedir yaşanan süreçte. Bu demokratik potansiyel kendisinin etrafında toplayacağı bir kanal yarattı, buldu. Bir siyaset dinamiği oluşturdu ve Türkiye'de kaybolan birçok şeyin yeniden kazanılacağı, oluşacağı HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın belki sembollüğünde ama neticede toplumsal bir karşılığı olarak yani o zaman mesela konuşuluyor %14-15 değil, bu aslında %20-25'e tekabül eden bir siyasi ağırlık oluşturuyor. Bundan sonra AKP'nin karşı hamlesini gördük. Aslında bence sadece AKP'nin karşı hamlesi değil. Bu devlet çapında bir karşı hamle. İşte onun için dedim ya, buna Milli Güvenlik Kurulu'na girmiyor. MHP'nin ne kadar yardımcı olduğunu o zamandan biliyoruz. O yardım hala devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal kanadı kaldı ki ondan da sınırlı olmadığı da sonraki gelişmelerde gözüküyor. Yardımcı olundu ve neticede Tayyip Erdoğan'a iktidarı yeniden vermek karşılığında HDP'nin ve Kürtlerin yok edilmesi, sınırlandırılması gibi bir operasyon. Bu çökertme planı zaten o zaman ciddi bir şekilde daha önceden planlandı, devreye girdi. Ve burada devamlı arkadan bir siyasi destek gördü Recep Tayyip Erdoğan. AKP iktidarı nereden gördü? MHP'den gördü, belli oranda CHP'den gördü ve iktidarını muhafaza edecek siyasi dengeleri yaratabildi. Seçim hileleri de bu dengelerden dolayı. Yani düşünün şöyle. Parayı ele geçirmiş, silahı ele geçirmiş, dış politikayı ele geçirmiş, içerideki basını, mahkemeler her şeyi ele geçirmiş, deyim yerindeyse toplumu ele geçirmiş. Ayrıca da yani tecrit edilmiş bir diktatör de değil. %40-45-51 zaten kitlesi de olan bir diktatör yani. Bunun artık hile yapması çok kolay bir şey. İktidarda gitmesinin çok fazla bir siyasi anlamı yok. Bunu kullandı yani devletin desteğini, devletin kendisine olan desteğini kullanarak iktidarda kalmayı başardı. Bu seçimlerde de aynı politikayla, aynı stratejiyle, aynı devlet desteğiyle, aynı dengelerle yani bütün ulusal bir şey oluşturarak kendi etrafında bu şeyi de almak istiyor. Bir ek nokta şu sorular, belki tartışabiliriz bunu. Aslında Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de kendi iktidar dışındaki bütün iktidarları yok ediyor. Bunlar içerisinde belediyeler de dahil. Yani şu an mesela AKP'lerin aldığı belediyeler bile belediye olmaktan çıkacak. Tamamen Ankara'dan yönetecek. Hatırlıyorsunuz işte Özal zamanında şöyle bir eğilim oluştu belli bir noktadan sonra belediyeleri, yerel yönetimleri güçlendirmek. Avrupa'da da eğilim buydu. AKP'nin ilk döneminde de şöyle böyle 2011-12-13'e kadar da bu eğilim devam etti. Yerel. Ama şimdi tam tersine merkezi bir hükümet, bir diktatörlük. Osmanlı'da olmayandan da daha fazla bir diktatörlük. Osmanlı'da sadrazam var mesela. Şeyi yöneten bakanlarla, vezirlerle beraber şeyi devleti yöneten. Burada sadrazam da yok. Hem kendisi sadrazam hem padişah her şeyi yönetiyor. Yani Osman, nevi şahsına münhasır Osmanlı bir diktatörlük. Bir de kadının ciddi bir şekilde sözü geçiyor mesela. Kadın saray. Sarayda dengeler var ayrıca. Yani evet, sarayda dengeler var. Sarayda bir tane adam var. Dengeler Osmanlı yok. Biraz daha demokrat. Tabii Osmanlı. Hayır, Osmanlı'da ulema var. Osmanlı'da askerler şey, var. Ulema var. Kadıdan kalpada ulema var. Ayrıca o kadınlar da rol oynuyor. Yani saraydaki kadınlar da rol biliyoruz. Kadınlar. Ama esası şu. Yani Osmanlı'da dengeli bir diktatörlükten, bir otokrasiden bahsedilebilir. Ama burada bir kişi yönetim var. Saddam dönemin, Saddam'dan bile daha artı fazla bir kişi yönetim var. Netice Saddam toplumsal kesimlerle ittifak kuruyordu. Yani gelgitler mesela, Kürtlerle yaşadığı gelgitler, daha sonra Batı'yla ve şeylerle, Rusya'yla yaşadığı gelgitler, Sovyetler Birliği'yle yaşadığı gelgitler. Yani tekrar konuya dönersem, kendi iktidarı dışında hiçbir iktidar istemiyor. Buna şeyler de dahil. Belediye başkanları da, belediyeler de dahil, yerel yönetimler de dahil. Mesela aynı muhtarlar yaptığı muamele yapacak, belediye başkanlarını kendi sarayına çağıracak. Yani kendi sarayına çağıracak, bunlar bitirecek. Zaten büyükşehirler için bu esas itibariyle zaten böyle. Kürdistan büyükşehirler için zaten bunu yapmaya çalışıyor. Söyledi tehdit olarak, kim kazanırsa kazansın, buraya kayyum atarım eğer şeyse istemediğim biriyse manasını. Peki şimdi bu hile 24 Haziran'daki %2,5'luk bir hile var. Bunu son zamanlarda her programda söylüyorum. Araştırılmış 2,5'luk bir hile var ve son 24 Haziran'daki şeye baktığımızda şimdi hile sanki AKP tarafından değil de derin devlet tarafından yapılmış gibi. Çünkü hiç ummadığımız, beklemediğimiz, ummadığımız demeyeyim de beklemediğimiz bir şekilde ve bölgelerde MHP'nin barajı geçme çabası var ve çok ciddi bir şekilde Kürt illerinde %5'e çıkan
2,5 misli, 3 misli, 4 misli oy aldığı yerler var. Burada sanki AKP'ye de bu yapılan hilede, ya derin devlet yaptıysa diyorum, AKP'ye de bir, ya bak senin de mandalın elimde, ben seni MHP ile beraber iktidar yaparım ama bir kızdırırsan şimdi seni düşürürüm, şey diyeyim bu hile. Çünkü İYİ Parti kurulmuş %9.9, yani 10 diyelim, yani çok fark etmiyor o kadar. Oy oranı, baraj önemli değil orada. Çünkü bundan sonra ittifaklarla barajın pek önemi kalmadı, onu anladık. %10 da 11'de MHP alınca bu şaşırtıcı bir esasında milli ve ulusalcı bir oy değil mi? Yani bu hileyi o 24 Haziran seçimlerinde MHP üzerinden mi yapmışlar? Ve bunda AKP şimdi, var mı yok mu? Şimdi önce bir genel bir siyasi tespit. Bence 7 Haziran'dan sonra bir şekilde Devlet Bahçeli ya da Devlet Bahçeli MHP'si kayyum gibi iktidar karşısında yani. Evet. Çünkü belirliyor. Sonuçları, ama işte burada kayyum sanki asaldan daha ya etkili, öyle olur. İlginç yani bir burada, şey değil mi? Bu çok çok ilginç bir şey. İki şöyle diyelim mesela, şimdi bu MHP ikiye bölündü. MHP ve İYİ Parti. İYİ Parti. MHP'nin oyları neydi? %11'di. İYİ Parti'nin oyları ne? %10. Toplam %21. MHP'nin kendi tarihinde aldığı en büyük oy. Yani bir bütün olarak. Neticede... Bundan önce bir 18'i var galiba. Büyük ihtimal. Yani sanki 20'nin üzerinde bir sefer olduğu gibi hatırlamıyorum ama tam ne zamandı? Ecevit döneminde ne kadardı mesela? Sanıyorum 18-19 öyle bir şey. Ama şu, yani bu parçalanan, bölünen partide oyların artışı ilginç. Kanatlardaki oylar. Neticede böyle bölünmelerde zayıflama olur. Yani en azından birisi çok zayıflama yapar. Fakat her ikisi de yok. Hadi diyelim ki Türkiye'nin konjonktürel durumuna, ortadaki oyların, sandığa gitmeyen oyların belki mobilize edilmesi anlamında. Ama MHP'nin oylarındaki artış, ki aslında MHP'nin oylarında çok büyük düşüş beklenirken. Evet. Bence iki faktöre şey olabilir, ele alınabilir. Bir, şeyle ittifakı bozduktan sonra cemaatle AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan MHP kadrolarıyla ve MHP yakın kadrolarından poliste hem büyük şehirlerde hem Kürdistan'da devlet bürokrasisine bunlar yetişir. Zaten şöyle bir eğilim ciddi bir şekilde MHP'de vardı. Devletten uzak durmak, devlet içerisine yerleşmek belli bir orta sınıf kesimine de hitap ediyor. Bilhassa şeylerde, sahillerde. Ve bu kesim güçlendirildi şeyde, devlet içerisinde. Ayrıca da siyaseten de destek gördü. Yani hem basında hem şeyde görünür hale geldi. Yani CHP ile beraber muhalefet yapmaktan bir partiden daha çok devlete yakın, devlet içerisine yerleşen, bunu 70'li yıllarda da gördük. MHP'nin, Türkeşli MHP'nin tırmanışı. Evet. Devletteki güçlenişiyle her zaman beraber oldu. Yani önce toplumda güçlenip sonra devlette güçlenmedi. Tam tersine devlette görevler verildi, güçlenildi ve onların etrafında bütün o mafya kesimler, şeyler, değişik kesimler devlet içerisinde yerlendiler ve toplumda da güçlendi. Devletin verdiği desteklerle, katliamlarla, mesela Maraş katliamından önce MHP'nin oyları çok az ama Maraş katliamından sonra MHP oylarında artış görebiliyoruz. Benzer bir şekilde şimdi MHP'nin oylarında da bir artış var. Şimdi Kürdistan'a özgü olarak da AKP böyle kendi yetiştirdiği özel şeylerle denedi Kürdistan'da birçok operasyonu ve özel tim benzeri paralı askerlerle. Fakat bunlar da çok başarılı olmadı ya da sınırlı bir şekilde başarılı oldu. Yetmedi kendisine. Daha çok MHP kadrolarını yerleştirdiler. Ülkücü kadro denen MHP kadrolarını buralara yerleştirdiler. Bunu zaten Sur'da, Nüseybin'de, Cizre'de yapılan şeylerde, öbür Kürt kasabalarında yapılan o saldırılarda gördük zaten. Sloganlar nasıl şey yapıyor. Mesela evet, JÖPÖ. JÖPÖ'ler ve şeyler, işte biz geldik falan filan. Böyle tam yani hem lumpen
Davranış böyle, biçimi de öyle. Hem de aşırı ırkçı, evet, milliyetçi şeyler, Kürt düşmanı şeyler. Yani normal klasik diyelim ki Kürdistan'daki AKP zemininde çok onun zeminde iyi karşılanmayacak şeyler. Ama buralar da yerleştirildi. Çünkü orada toplumsallığına, şeyine, hem Müslümanlığına da Kürtlüğüne de bağlı insanlar. Yani bir takım ortada dolaşan aktörleri bir tarafa bırakırsak. Yani ama esas şöyle bitireyim. Türkiye'de şöyle bir sistem bence kuruluyor. Bir taraftan ikili bir siyaset bloku. Birisi şimdi AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın diktatörlüğü etrafında oluşan bir blok. Burada bir MHP üzerinden bir denge sağlanıyor. İç denge diyelim buna. Bir taraftan da karşı tarafta da CHP var. CHP'nin içerisinde bir Ergenekoncular bloku var. Bunun üzerinde bir devlet dengesi, evet, zaten sağlanıyor. Yani ne yaparsa yapsın CHP'nin solu, CHP'nin sola açık olan kesimi, HDP'ye açık olan kesim bir türlü güçlenemiyor. Geriye şeyler kalıyor. Ergenekoncu kesim. Yani onlar ağırlıkla sonucu belirleyen kesim onlar oluyor. Ve buna şimdi İYİ Parti de eklendi. Yani bu iki blokun arasında Kürtleri, HDP'yi ve diğer alternatifleri, yani sol demokratik alternatifleri yok etmek gibi bir siyasi strateji. Bu bir planlı bir strateji mi? Bu arkada bir devlet ittifakıyla mı, koordinasyonla mı yapılıyor? Bunu bilemem yani. Ama neticede siyaseten okuduğumuz zaman böyle bir sonuç çıkıyor ve bu güçlendirilmeye çalışılıyor. Peki CHP içerisinde şu anda Fethullah Gülen ekibinden diye suçlanarak hapse atılan çok ciddi bir NATO'cu ekip var esasında. Gülenci değil bunlar. Ve bu tartışmanın büyük bir kısmı da zaten Şangay Beşlisi'ne girmekle NATO'da kalmak arasında çok ciddi bir tartışma var askeriyede. CHP içerisinde ciddi bir NATO'cu kesimde yok mu bu içeridekileri destekleyen ve CHP esasında şu anda, yani birkaç derin devlet var da Ergenekoncular Şangaycı olduğuna göre CHP bu ekibi destekler mi sence? Yani emri dinler ama yani NATO'dan ayrılıp da işte bu Şangay Beşlisi'ne Çin, yani Rusya ile falan mesela katılıyor. Bu ekip son Fırat'ın doğusuna hazırlanan operasyonlarda gördük. Bu ekip bence fazla NATO'cu değil. Değil yani, işte onu değil, söylüyorum. Avrasyacı. Avrasyacı. Ergenekoncu. İşte CHP nitekim, bundan esasında uzak durmaz mı? Şöyle olur. Mesela diyelim ki Suriye'de rejimle Türkiye'yi yan yana olmaya zorluyor. Hani bu ekip bunu yapıyor. Bunu şeyde gördük. Minbiç ve şey saldırısı, bugün yarın giriyoruz dedikleri zaman Afrin'de komutanlık yapan, Afrin işgalini yapan komutan reddediyor. Sonradan bu açığa çıktı zaten. Yani ayrıca böyle komutanların çok olduğunu zannediyorum. Şimdi 15 Temmuz darbesi NATO'cu generaller tasfiye ettirildi. Ve bence, evet, burada Rusya var, Ergenekon var ve şey var. NATO'cular tasfiye ettirildi. Suriye ile savaşmak istemeyenler tasfiye edildi. Fethullahçılar sadece değil. Bütün NATO'cu subaylar tasfiye edildi. En düşük grup Fethullahçılar. Evet. Bir de Kürt sorununu masada çözmesini İsteyenler öneren komutanlar da tasfiye edildi. Yani dolayısıyla geniş var, bir yelpaze. Ama burada diyelim ki bir darbeyle ya da bir karşı hamleyle yapabilecek olan NATO'cu subaylar. Yani Batı'dan ve Amerika'dan destek alanlar. Şimdi tabii ordunun içerisinde bize Kürdistan'da savaşanlar başta olmak üzere bu işin böyle çözülmeyeceğine dair büyük hırıltılar vardı. Yani itirazlar vardı. Seslendiriliyordu bunlar. Yani son İsmail Metin görevden alınıp pasifize edilmesi ikinci ordu komutanı. Aynen. Bu nedenden dolayı Suriye ile. Ondan önceki ikinci ordu komutanının da alınması da aynı nedenden. Aynı neden. Tutuklu şu anda. Evet. Şimdi dolayısıyla yani ordu da bence şöyle belli bir denge muhafaza ediliyor. Yani şöyle diyelim. Mesela basında gördüğümüz, televizyonlarda gördüğümüz dengenin bir benzeri şeylerde de var. Diğer kurumlarda da gözüküyor. Burada yani ister MHP'li diyelim, isterse CHP'nin sağ kesiminden, ulusalcı kesiminden diyelim bir kesim var. Fakat bu ne karşılığında yerlerini muhafaza ediyorlar? Recep Tayyip Erdoğan'a iktidarını bahşetmek karşılığında. Yani seçim hileleri, baştaki konuya dönersek seçim hileleri yapması. Neticede şunu son seçimde çok bariz bir şekilde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi kendi oylarına sahip çıkmadı. Kendi oylarının ve insanlarda çok büyük bir umutsuzluk yarattı. En başta Cumhurbaşkanı adayları.
Muharrem İnce. Muharrem İnce. Verdiği sözlerin hiçbirisine tutmuyor. Siyasette sen eğer verdiğin sözleri tutmuyorsan, hele de şunun gibi, yani onun etrafında toplanmış kitle belli bir iradeyle, belli bir umuttan, belli bir şeyle yapıyor yani. Motivasyonla yapıyor. Bütün bunlar kırdı. Ama bu sadece Muharrem İnce'yle sınırlamak doğru değil. Bunun hepsi her zaman bütün seçimlerde yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bu bence arkadaki bir devlet anlaşmasının bir tezahürü, bir sonucu. Evet. Ondan dolayı yapıyor. Peki Muharrem İnce'nin şimdi bir açıklaması var. Yani şimdi dediğim 3 gün önce falan. İzmir zaten CHP'nin hemen hemen garanti gibi, işte Diyarbakır'da HDP'nin falan, büyük şehirlerden İstanbul'da Ankara'yı alırsak ben Cumhurbaşkanı olurum diye bir açıklama. Şimdi bana bu bir siyaset mi, bu bir hastalık mı? Ya bir fıkra da denebilir. Şimdi 2018'in... Ya bu sadece kendisini düşünmek değil mi? 2018'in en büyük fıkrası neydi deseniz, bence Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. 2018'in fıkrası yani. En büyük fıkrası bütün şeyiyle bizzat Muharrem İnce'ydi. Yani siyaseten böyle bir tarzdan yapıyor ama neticede söylediklerin arkasında duracak bir siyasetçi değil. Evet, yani onu gördük. Seçimlerde gördük. Cumhurbaşkanı seçimleri ciddi bir şey. Aldığı oylar da ciddiydi. Ayrıca şöyle bir gelenek oluştu. %90'lardan sonra oylar sayılmıyor. Oylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından sayılmıyor. Anadolu Ajansı tarafından sayılmıyor. Yani bütün detaylar herkes biliyor. Ama bilinmeyen ne? Bilinmeyen arkada ne tür hesaplar döndü? Mesela Muharrem İnce'yi kim tehdit etti? Muharrem İnce'yi 3 gün, 2 gün, 3 gün kim sakladı? Sadece Muharrem İnce'yi değil, hepsine bir büyük bir olasılıkla bir telefon geldi. Yani ya telefon geldi ya da aynı Abdullah Gül'e gidildiği gibi onlara da gidildi ya da bir şeyler söylendi. Neticede ama bunlar açıklamalar lazım. Sen oy aldığın milyonlarca insana kamuoyunda açıklayacaksın bunu. Ama bunlar açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor? Arkadaki bir devlet hesabı, devlet planı. Ne diyorlar? Yani bunu sadece şey söylemiyor. AKP açıkça söylüyor ve istismar ederek söylüyor. MHP açıkça söylüyor, istismar ederek söylüyor. CHP de söylüyor. Beka problemi var Türkiye'nin. Niye beka problemi var? Girdin Suriye'deki savaşa. Çekil o zaman Suriye'deki savaştan. Beka problemi görüyorsan. Yani bu savaşa kendileri girdiler. Yani devlet bütün kanatlar belki hemfikir değildi. Ama neticede bu savaşa girildi. Davutoğlu'nun buradan atılmasından sonra bu savaş şöyle bir dengeye oturuldu. Türkiye'deki Ergenekoncu, milliyetçi, işte MHP, CHP ve AKP dengesine oturdu. Ve bundan sonra yapılan bütün hareketleri Recep Tayyip Erdoğan'ın boyun oposuna itiraz etmek şartıyla Cumhuriyet Halk Partisi destekledi. Bütün savaş tezkerelerine oy verdi. Bütün mecliste yapılan Kürtlerin tasfiyesine, demokratik güçlerin tasfiyesine, elimine edilmesine, aynı tip gibi yok edilmesine hep oy verdi. Anayasaya aykırı olmasına rağmen oy veriyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bu rolü oynadı. Bu rolü oynadı ve bu rolle Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalmasını sağlayan güçlerin başında geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ne anlatırlarsa anlatsınlar. Evet. Şimdi ilginç şeyler var tabii. Hani bir deyim vardı ya, 7'den 70'e derler ya. Ben şimdi onu değiştirdim. 18'den 180'e. Ya yani seçmen yaşı. Seçmen yaşı. Tabii. Evet, 18'den 180 çok arası. Çoktan yaşlar var. Kaç senedir hiç kaydı olmayan. 180'in üstünde var mı bilmiyorum. Hilal eşim çok güzel bir tweet atmış. Demiş ki E-Devlet'e girip soy ağacına bakmanıza gerek yok. Seçim sandığında karşılaşabilirsiniz atalarınızdan diye. Şimdi bu biraz, yani benim bildiğim hile biraz teknik olur ve karşı taraf çok fazla anlamaz. Niye bu kadar açık? Açık ve yani labali diyeyim yani. Tabii. Daha değişik şey söyleyeceğim ama televizyonda söylemeyeyim onu. Acaba çok labali bir hile değil mi bu? Yani işte bir gecede tabelayı değiştirip bir nüfusu 5.000'den 7.000'e çıkartmak falan filan. Şimdi bu şeyin yani hile de ciddiyet istiyoruz diye. Ya doğru bir şey. Yok, göz göre evet, yapılıyor. Çok... Bence burada da bir siyaset olabilir. Yani neticede 2010'dan sonraki AKP'nin böyle seyir defterine, siyaset seyir defterine bir bakarsak bunların çok örnekleri var. Sadece bu sahada yapmıyor. Yani seçimlerle ilgili değil. Mesela açık bir şekilde Anadolu Ajansı'na saydırdı oylar. Kimse itiraz etti mi buna? Hayır. Yüksek Seçim Kurulu nal topladı. Ta gece saat 2'de bir açık Cumhurbaşkanlığı seçimleri için söylüyorum. Ve buna kim itiraz etti? Toplumda nasıl bir şey geldi? İtiraz geldi. Siyasetten nasıl bir itiraz geldi? Hiç. Yani. Dolayısıyla yani deyim yerindeyse, tırnak içinde, köpeksiz köyde değneksiz gezmek gibi bir durum.
istediğini yapabiliyor. Mesela ihaleler de son yani en aktüel şeylerden bakarsak tank paleti BMC'ye verdi. Evet. Üstelik de sözüm ona ihale açıldığı halde yani Koç mesela alacak 5 sene içerisinde bitirecek. Böyle ihaleye girenler var yani. Böyle konuşuluyor. Hayır diyor. Olduğu gibi tutuyor BMC'ye veriyor. Ve bunu göz göre göre yapıyor. İnsanların göre. Bu da bence bir siyaset olabilir. Yani ben istediğimi yaparım. Devlet benim. Ben istediğimi yaparım. Bütün güç benim elimde ve gerçekte de öyle. Bütün güç kendisinin elinde. Silahlar kendisinin elinde. Paralar kendisinin elinde. Sayıştay, para, bütçe. Bunlarla ilgili siyasette buna bir itiraz, bir karşı. Yani Amerika'daki mesela şimdi Demokrat Parti ile şey arasında hiç kavga. Trump'la Meksika duvarı. 4 milyar şeylik hatta dolarlık cumhuriyetçilerin bütçe. Bir kısmı da dahil olmak. Cumhuriyetçi bir kısmı. 70-80 tane cumhuriyetçi de var. Evet. Şimdi bu tartışma niye olmuyor Türkiye'de? Bitirilmiş çünkü dengeler. Dengeler bir devlet stratejisinin kıskacı içerisine yerleştirilmiş vaziyette. Kimse onun dışında hareket etmiyor. Yapılan herkes bunu yapıyor. Kılıçdaroğlu da bunu yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan da bunu yapıyor. Kendi menfaatine kullanarak yapıyor. CHP kendi menfaatine kullanarak da yapmıyor. Devlet görevi olarak. Devlet görevi olarak. Devlet zaten dini devlet olan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi klasik. Tabii canım parti kurucuyum diyor. Dini devlet. Yani İslam bir İslam fanatiğinden hiçbir farkı yok. Bir devlet fanatiği. Bütün şeyi o. Devlet söz konusu olunca bütün bürokrasisi de böyle. Ayrıca Türkiye'de Cumhuriyet bürokrasisi önemli olan da burada. O yüzden Cumhuriyet bürokrasisi her zaman Türkiye'de aydınlarla problemli bir bürokrasidir. Hem aydındır, ona yakındır. Onunla beraber gider, oturur, konuşur, diyalogu vardır. Ama siyaseten onun karşısındadır. Siyaseten onu kabul etmez ve böyle bir yapısı var ya. Yani. Şimdi ilginç bir şey bu Avusturyalıların hazırladığı 2017-2018 seçim raporunda var. 5 kişinin hazırladığı. Başka bir şey daha yapıyorlar. Yani sadece kendisinin oylarını arttıracak bir hile yapmıyor. CHP'li ve HDP'lerin bir kısmını oy kullanamayacak noktasına getiriyor. Hı hı. İşte bu atıyorum diyelim ki bir yere 2000 kişiyi gönderdi ya. Bu İzmir'de bir yerde ortaya çıktı 18 kişilik bir aile. Urfa'ya kaydedilmiş. Yani bunlar tesadüfen bulmuş ama bunu bulamayacak çok ciddi sayıda aileler var. Yani AKP'nin oyu artmıyor ama şöyle bir şey oluyor. CHP'lilerin, HDP'lilerin oy kullanma oranını düşürüyor. Bunu düşürdüğü zaman AKP'nin yüzdesi artıyor. Oyu artmıyor ama yüzdesi artıyor ve seçim kazanmaya gidiyor. Buna ne diyorsun? Yani, şimdi bence envai tur yapılıyor. Burada istihbarat. Şimdi 1 Kasım'da Diyarbakır'da çok ciddi bir oy kaybı olmuştu. Evlerinden sürüldüler insanlar. Sur'da, Cizre'de, Şırnak'ta bir sürü yerde, Nusaybin'de. Bunlar oy kullanamadılar. Zaten ama yani şu anda yapılan, çekilen ayarlar, bir yerden bir yere aktarmalar basında örnekleriyle ya da sosyal basında partiler de söylüyor, örneklerini görüyoruz. Şimdi muhtemelen bundan çok daha fazla. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın ele geçirdiği kurumlardan birisi istihbarat tümden şimdi kendisinin elinde. Yani eskide mesela emniyette vardı ordunun istihbaratı ve milli istihbaratın kendisi. Bütün bunlar arasında problemler de olurdu yani. Evet, jandarmanın da. Evet, bilhassa jandarma istihbaratı vardı. Bütün bunlar şimdi bir istihbarat altında birleştirdiler. Onu da kendine sadık bütün kirli işlerini yaptı Hakan Fidan'ın elinde birleştirdi. Bütün o bir ordu mordu ve benzer şeyler aynı şebekeye bağlandı. Dolayısıyla bence istihbaratta çok mutlak bir hakimiyeti var. Hem iç hem dış istihbaratta. Bunu kullanıyor. Yani Suriye'de yaptığı işlerde, içeride yaptığı işlerde ve dışarıda yaptığı işlerde mesela bu Kaşıkçı olayı da dahil burada çok ciddi bir şekilde istihbarat bir organizatör olarak Türkiye istihbaratı rol oynuyor. Bu da bizzat direkt zaten kendisine bağlı olarak çalışıyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi şöyle bir taktik takip ediyorlar. Seçimlerde tam bir terörle kontrol sağlıyorlar. Bunu karşı düşmanlar yaratarak, küçük olayları büyüterek, toplumu korkutarak ki bunu en bariz bir şekilde 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki ortamda gördük. Ankara'da 110 kişi öldürüldü. Tam büyük bir Türkiye'nin
yaşadığı bir facia, barış yürüyüşüne bomba atıldı. Ondan sonra Suruç'ta Ceylanpınar'daki polis provokasyonu yaptıkları. Bütün bunlarla toplumu bir korku içerisine soktular ve oradan seçim alacak bir siyasi ortam yarattılar. Bu onu devamlı yapıyor. Mesela diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni şiddetli bir baskı altında tutuyor. HDP'yi ensendeyiz diye tehdit ederek yapıyor. Öbür partiler de gerekirse yapıyor. Ayrıca toplumu yapıyor. Toplumsal kesimleri yapıyor. Kendi içindekini yapıyor. Şimdi bunlar, bu ikinci faktör. Üçüncü faktör ise çektikleri ayarlar. Şimdi burada yeteri kadar cüretkarlar, cesurlar. Niye? Çünkü bunun hesabını vermeyeceklerini çok iyi biliyor. Hiç böyle bir şeyler, açıkça oyları Anadolu Ajansı'na saydıran bir şey, bir iktidar, bir siyaset. %90'dan sonra, %90 açıklandıktan sonra onu sayılmıyor artık. Ne oldu belli değil. Oylar %92'de duruyor. %92'den sonra hiç değişmiyor. Yani inanılmaz bir şekilde. Dolayısıyla bu ayar çekmelerini de yapıyor. Bunu en çok Kürdistan'da yapıyor. Oraya yerleştirdikleri sadece Suriye hududundan askerlerini bir oradan bir oraya taşımak olmuyor. Nüfusu da taşıyarak, oradan oraya taşıyarak. Orada yapmamış ayar. İşte. Bu raporda detayını umarım çok zor çevirisi çünkü grafiklerle beraber daha değişik bir şey yapmış. Şimdi %2,5'luk bir oynama yapmış. İtiraz edilemeyecek yerlerde ağırlık yapmış. Bunun neresi? Bunlar AKP'nin açık ara kazandığı yerlerde, çünkü belediye değil ya, o baraj sorunu var ya orada, yani genel seçimlerde. Baraj önemli. O yüzden nerede yaptığın, İşte bir yerden bir milletvekili, iki milletvekili çıkartma meselesi değil de barajın altına kalmak ya da işte %50'ye getirdi ya bu seçimi. Yani şimdi baraj %10. Yani %50 10 değil. %50 baraj. Bu son iki seçimdir. Yani %50. %50 oldu şimdi. Şimdi %50'de 2,5 yaptığın zaman %48'den %51'e, 50,5'a falan geliyorsun. Ya da 49'dan 51,5'a geliyorsun. Bunu orada yapmış. AKP'nin çok ciddi fark attığı işte İç Anadolu, Orta Anadolu, Kuzey Karadeniz falan buralarda. Evet, ara farklan aldığı yer. Aldı. Şimdi burada oradaki oylar 5'er bin, 10'ar bin, 20'şer bin arttığı zaman ya normal zaten burada alıyor deniliyor ve itiraz olmuyor. Bu, buralarda yapmış. Avusturyalıların tespitinde bu gözüküyor. Yani Orta Anadolu'da ve Karadeniz'de yapmış. Karadeniz'de şeyler. Daha çok ciddi, evet. O belki o Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından yani. Ama Cumhurbaşkanı'yla beraber bir şey de var ya. Normal milletvekili seçimi de var ya. O da %51 yani. Şimdi zaten yani %2,5'luk oynama 1.250.000, 1.300.000 oya tekabül ediyor. 56.000 civarında değil mi bu seçmen sayısı? Belki şimdi artmıştır biraz. Zaten orada çok komik şeyler var. Seçmen sayısında anormal, inandırıcı olmayan örnekleri görüyoruz yani. Evet. Değişik örnekler. Şu anda bir ilçe var. İlçe nüfusundan fazla seçmen sayısı var. Şimdi bence her seçimde aynı yapmıyor olabilirler. O da şu. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı kendine lazım olanın şeyini yapıyor. Evet, işte onu kendine lazım olan yapıyor. Şimdi mesela son seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanı oyunu değil, milletvekili seçimindeki oyları alırsak %41, %9 gibi, yani %50'yi zar zor buluyor. Şimdi hudutta bir şey yani. Evet. Bunu mesela şehirlerde, büyük şehirlerdeki belediye seçimlerinde bunu bariz bir şekilde görüyoruz. Mesela İstanbul'da aslında kaybetmişlerdi. Yani İstanbul'da 50'nin altındalar. Normal olarak yerel seçimlerde daha da fazla kaybetmeler lazım. Daha az oy alıyorlardı. Daha az oy alıyorlardı. Ama şimdi eskide şöyle bir şey vardı. Eskide iki değil, üç aday, dört aday oluyordu. Dört adaylardan biri olarak seçilebiliyordu %50 alması. Şimdi %50'yi alması lazım. Dolayısıyla genel seçimlerden bir farkı o bakımdan kalmadı. Yani belediye seçimlerinin, belediye meclis seçimleri için değil, için söylüyorum. Yani belediye başkanının seçim için. Burada kendi ihtiyaçları olan ayarları çekeceklerdir ve buraları kaybetmemeye çalışacaklardır. Çabası bu. Evet. Şimdi gelelim Suriye'ye. Evet.
Şimdi son üç seçimde savaşla girdik. Erdoğan bunu çok iyi bir şekilde kullandı. Bu da zaten %1-1,5 gibi bir oyu kendi safına getiriyor. Bu seçime girmeden önce de geçenlerde işte Suriye'ye şöyle gireceğiz, böyle gireceğiz, Mimic falan filan dedi ama hem Amerika buna çok ciddi set koydu. Uçak yani, hava sahasını açmıyor. Hem de işte Türklerin Kürtleri öldürmesine izin vermeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Fransa Suriye'ye tekrar asker göndermeye başladı. Bu 1000 askere çıkacak. Mısır asker gönderiyor. Suudi Arabistan asker gönderiyor. Ve şu anda Mısır arabuluculuk yapıyor. Ona karar verildi. Kahire'de önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yapılacak. Ve 34 maddelik bir yol haritası çizilecek. Çizilecek. Bunun 10 tanesini de açıkladılar. Birazdan okuyacağım. Tamam. Şimdi Mısır'ın arabulucu olması, işte hem asker göndermesi, hem Arabistan'ın asker göndermesi. Bir, Soçi olayını artık yok mu sayacağız? Türkiye'yi nasıl etkiler? Erdoğan orada artık arabulucu falan hiçbir şey olamayacak yani. Öyle şimdi, yani Türkiye olamayacak. Şimdi Türkiye'yi üç şey rahatsız ediyor bölgede. Birisi Kürtlerin varlığı. Hı hı. Yani Irak'talar. Ayrıca burada yani söylediklerini ciddiye almamak lazım. Kürtlerin siyasi yapılanması değil. Aslında Kürtlerin kendisi rahatsız ediyor. Yani siyaseten takip ettikleri strateji. Yani burada bir takım Kürt unsurlarını mesela şeyle Irak'taki KDP cenahıyla ilişkileri bu bir gerçeği değiştirmiyor. Stratejik boyutta bu gerçeği değiştirmiyor. Zaten bütün ilişkilerinde de bunları yok etmek gibi bir planın içerisindeler. Yani oradaki bütün o rüşvetçi, şeyci, aileci, kabileci unsurları kullanarak mesela Neçirvan gibi birini kullanarak yani öbür kesimler de zaten 80-90 aile gibi. Yani bu detayı bir tarafa bırakalım. Yani buradaki Kürt varlığının olabildiğince sınırlandırılması ve yok edilmesi gibi bir strateji içerisinde. Birincisi bu. Suriye'de de keza böyle, ayrı içeride de böyle. Yani farklı bir politika değil. İkincisi, böyle tırnak içerisinde bir Arap NATO'su diye ifade edilen, Arapların yeniden bu Arap Baharı'ndan sonra bir ittifak halinde Arap Birliği'nin siyaseten kurulması şeklinde bir çabaları var. Mısır var, Suudi Arabistan var. Burada Katar bir yan tarafta duruyor. Ayrıca da Kuzey Afrika ülkeleri de bu işe dahil oluyor gibi gözüküyor. Batı ve Amerika'da bir parça bu işin arkasında zaten var. Diğeri de Doğu Akdeniz'deki durum. Türkiye'yi rahatsız eden, yani Türkiye dış siyasetini ya da bölge siyasetini rahatsız eden beka sorunu olarak değerlendirdikleri bu üç madde var. Bunun için söyledim. Yani Arapların aslında uzun süredir Mısır, Suriye'nin ilişkilerini düzenlemeye çalışıyordu. Ayrıca da Kürtlerle rejim arasında bir şey yapmaya çalışıyordu. Arabuluculuk yapmaya çalışıyordu. Hı hı. Bunu biraz Rusya engelliyordu. Yani şeyi bu. Rusya Türkiye üzerinden, Türkiye işi yaparak işte bu Astana ve benzeri projeler üzerinden, Soçi Astana üzerinden Türkiye'nin bu işi yapabileceğini zannediyordu. Ama son İdlib'deki gelişmeler ve şeyler Türkiye'nin hiç bu işte uygun olmadığı gözüktü. Ama neticede biraz da Amerika bölgede kendi inisiyatifini dolduracak unsurlar oluşturmaya çalışıyor. Fransa'nın gelişi de bir parça bu. Ayrıca evet. Arap ülkelerin, Mısır'ın ve Suudi Arabistan'ın gelişi de bu. Dikkat edin, yani Suriye'nin ilişkileri düzenledikleri bir ortama geliyor. Sadece Kürtlerle Suriye'de bir çözüm değil. Yani Suriye devletiyle, iktidarla ilişkilerini düzenliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri gitti, elçiliğini açtı. Suudi Arabistan benzer şekilde yakın duruyor. Mısır keza öyle. Hatta El-Beşir bile şeye geldi, Sudan'dan geldi, ziyaret etti ve bu trafik giderek zaten artacak gibi gözüküyor. Arap bunun Birliği'ne bir de çağrılıyor. Evet, Arap Birliği'ne de sanıyorum Nisan ayında mı, Mart'ta mı yapılacak. Oraya da zaten bu şimdiye kadar muhalefet alınıyordu ama orta yerde zaten alınacak bir muhalefet de kalmamış vaziyette ve
rejim oraya katılacak bütün tam söz ve oy sahibi olarak. Oraya kadar. Dolayısıyla sadece Kürtlerin arabulucu yapmaları değil, gelip hududa yerleşmeleri, Türkiye'nin saldırısını engellemek gibi bir çaba var. Ama sadece bu değil, aynı zamanda rejimle ilişkilerini kuruyorlar. Yeniden biraz da Batı'nın ve Amerika'nın desteği içerisinde Araplar içerisindeki siyasi birliği sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi o maddede nedir? Suriye'nin toprak bütünlüğü. Bir, Suriye'deki sistemin demokratik cumhuriyet olması, özerk yönetimin bu sistemin bir parçası olması. Aynen. Yani eyalet değil, özerklik sisteminden gidecek. Özerk yönetim temsilcilerinin Şam Merkezi Parlamentosu'nda yer alması, Suriye bayrağının yanında özerk yönetimlerin bayraklarının bulunması, özerk yönetim bölgelerindeki diplomatik çalışmaların Suriye halklarının çıkarına ters olmayan anayasal bir çerçevede yürütülmesi, Suriye'nin sınır savunmasında sorumlu olan Demokratik Suriye güçlerinin KSD, Suriye ordusunun bir parçası olması, özel yönetim bölgelerinde iç güvenlik güçlerinin bölge meclislerine göre Suriye anayasası çerçevesinde çalışma yürütmesi, hı hı, özel yönetim bölgelerinde ana dil eğitim bir dilidir, Suriye'deki resmi dil ise Arapçadır. Özel yönetim bölgelerinde tarih, kültür, dil, edebiyat ve ilgili fakültelerdeki eğitimin o bölgenin diline göre olması, Suriye'nin doğal zenginliklerinin adil bir şekilde paylaşılması. Şimdi geriye kaldı 24 tane, onaylanmadan açıklanmayacak onlar. Bugün, yarın belki onlar da gelir. Ama muhtemelen onlar daha da önemli olacak. Detaylardaki somutlukları, hı hı, ifade eden maddeler olacak. Şimdi burada iki nokta dikkat çekiyor. Birisi demokratik bir anayasanın, demokratik bir Suriye'nin temel maddeleri şeklinde görüyoruz. Yani önemli bir kısmı bunlar. Yani demokratik bir cumhuriyet olacak, özerk yönetimler olacak. Şimdi özerk yönetimler nasıl özerk yönetimler o belli değil. Federasyon mu olacak, eyalet sistemi, hı hı, şeklinde mi olacak ya da otonom bölgeler şeklinde mi olacak? Ama özerk yönetim esas itibariyle yerel bir yönetimin olduğu anlamına geliyor. Yani şekli, formu o kadar önemli değil. Pardon. Şimdi birincisi bu. İkincisi bence önemli bir nokta. Bu 10 maddenin içerisinde serpilmiş şekilde duruyor. Verili durumdan bir yeni bir şeye geçmek gibi çözümler var. Mesela askerlerin Suriye ordusunun bir parçası haline gelmesi, evet, yerel milislerin genel olarak devlet polis teşkilatının, polis gücünün, milisinin bir parçası haline gelmesi ve dolayısıyla bu hem askeri hem siyasi hem de yerel şey güçler olarak, milis güçler olarak da bir şey öneriyor, bir geçiş öneriyor. Yani o bakımdan şöyle bir iyi bir zemin var. Biraz da mesela Rusların anayasa taslağında da benzer şeyler var. Bu kadar detaylı değil belki. Mesela özerk yönetim, özerk yönetim Rusların anayasa taslağında da var. Ayrıca şu anda mesela dışarıdan dile getirilen bütün taslaklarda bu var. Yani Irak'tan çok daha geri bir noktada olmayacak şeydeki çözüm. Hı hı. Suriye'deki çözüm. Burada Amerika devamla söylüyor, Batı devamla söylüyor. Yerel güçler, yerel güçler, yerel güçler. Bir de demokratik bir Suriye olmasının garantisi ne? Sadece iktidarla hesap yapıp, yani Saddam'dan daha önce benzer, Esad'dan da benzer şekilde yapılmıştır. Ama bunlar bozulmuştur kolayca. Yani güç dengeleri değişti, bozulmuştur. Ama bunun yerine bütün Suriye'deki Hristiyanların, Kürtlerin, demokrat seküler güçlerin, Çerkezlerin, Arapların şüphesiz tabii kendilerinin, ayrıca da değişik şeylerde, konfesyonda, dini inançlı olan kesimlerin hepsinin rol oynayabileceği ama birinin insafına, inisiyatifine bırakılmış değil. Bu kendi dengelerine, Irak'ta mesela bütün problemine rağmen bu var yani belli oranda oluşuyor. Dış devletlerin müdahalesinde biraz belki sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla Suriye'de böyle bir yapının oluşması şeklinde, demokratik bir yapının oluşması şeklinde. Burada son olarak mesela dikkat çekmek istedim şu. Bütün güçler kendi çıkarları hesabıyla aslında Suriye'deki savaşı yeni bir evreye tırmandırmaya çalışıyor. Evet. Bunların başında da Türkiye geliyor. Oysa mesela bu Suriye demokratik güçleri, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Hristiyanlar hepsi beraber Suriye'de bütün bunları engelleyecek çözüme yönelik bir çaba içerisinde. Bunu zaten Suriye yönetimine şöyle söylediler. Hudutların korumasını alın. Türkiye hudutları ve öbür hudutları, ama bunun karşılığında içeride yerel güçlere özerklik tanınması şeklinde önceden zaten bir şey olarak, siyasi bir talep olarak dile getirmişlerdi. Bu şimdi somutlanıyor bence. Evet.
Son bir soru, 2-3 cümleyle istiyorum. Zamanımız doldu. İşte Afrin'de patlamalar var. Önceki günde işte Amerikalıların da 4, ikisi asker, ikisi sivil öldüğü bir patlama olmuştu. Sence uyuyan hücreler... Bence uyuyan hücreler değil. Henüz faaliyette olan hücreler yapıyor. Bu şeylerin IŞİD yaptığı deniyor. IŞİD hemen hızlı bir şekilde üstlendi. Bu işin arkasında Türkiye var. Yani bu şeyi veren, teklifi veren Türkiye yaptırtıyor. Nitekim Suriye'de, Londra'daki, Suriye'deki İşlere Bakan Londra'daki gözlem evinin söyledi belli. Bu en çok Türkiye'yi yarayan bir şey. Türkiye'nin çıkarına olan bir şey. Ayrıca da Nusra'nın tarzı, Nusra yapmıştır diye, yani Heteşe dedikleri şimdiki haliyle. Ve onlar da zaten İdlib'de kendi egemenliklerini kurduktan sonra ilk yaptığı açıklama, Suriye'nin doğusunda, Fırat'ın doğusunda biz Türkiye'yi tam anlamıyla destekleyeceğiz dediler. Zaten bu İdlib işinde de Türkiye'nin bunlar arasında bir pazarlık olduğu kesin bir şeydi. Yani sadece öz soyuyla bir şey yapamayacağını Türkiye görüyor. Türkiye buradaki cihatçıların hepsini bir siyasi varlık olarak organize edip Suriye'deki kendi gücünü güçlendirmeye çalışıyor. Bunun içerisinde de Nusra var. Amerika'ya yanaşıp Rusya'ya karşı kullanıyor. Rusya'ya yanaşıp Amerika'ya karşı bunları kullanıyor. Ama benim tahminim, son cümle bu olsun. Adım adım Türkiye buralardan çıkacak. İdlib'den çıkacak, Afrin'den çıkacak, çıkartılacak. Carabulus'tan, Azez'den buralardan çıkacak ve Fırat'ın doğusuna giremeyecek. Girse bile buralardan aynı şekilde çıkarılacak. Bu zaten bütün siyasi gelişmeler, dengeler bunu açık bir şekilde gösteriyor. Ama Amerika İran'a karşı Türkiye'yi Suriye'ye yerleştirmeye çalışıyor. Amerika'nın bir kısmı en azından. Ama diğer kısmı da buna karşı, bölge karşı ve dolayısıyla bunu Amerika başaramayacak. Evet, sanki adı konmayan bir barış gücü Suriye'de. Yani hem barış eğilimi ister istemez güçlenecek yani. Savaş evet, sarmalı yani. Yeniden çok zor gelir ama Türkiye bunu zorluyor. Eline fırsat geçerse. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.